Şimdi şöyle söyleyeyim. Öncelikli olarak bu tarz hisseleri tespit ederken, mesela Yunsa'da da aynı şekilde kendi pazar içerisinde gerçekten çok güçlü bir şirketin özellikle de üretim ağında ve fabrika tarafında çok ciddi yenilemeler keşfetmiştik ve bunun bilanço tarafından da desteklenebileceğini düşünüyorduk. Ki bu yöndeki tespitlerimiz bizi yanıltmadı. Bugünkü yani artık yeni Yunsa'nın yerine koyabileceğimiz hisse olarak da ben Göknur Gıda'yı görüyorum. Burada da asıl hikaye şirketin gerçekten şu anki piyasa değerine baktığımızda yaklaşık olarak 11 milyar civarı bir piyasa değerine sahip olduğunu görüyoruz. Hem fabrika hem de üretim hattı olsun hem de mevcut arazisi açısından değerlendirdiğimizde şirketin şu an için 30 milyon metre karelik Mina'nın bir arazisi var. Burada üretim yapıyor. Ve bu üretilen üretimde meyve üretiliyor. Ve işin en güzel tarafı artık verim vermeye başlamış. Yani bir fidanı ektiğinizde 6 yıl sonra ancak meyve alabiliyorsunuz. Ve bu şirketin önümüzdeki yıllarda birkaç yıl içerisinde bu topraklarını yaklaşık olarak aşama aşama 50 milyon metrekare ve 100 milyon metrekareye çıkartma planları olduğunu söyleyeyim. Projeksiyondur bu. Şimdi böyle bir projeksiyon içerisinde açıkçası 50 milyon metrekare dediğiniz zaman bir nasıl diyeyim Vatikan'dan büyük ya da San Marino'dan da aşağı yukarı eşit bir toprak bütünü. Yani bir ülke kadar. Böyle söyleyeyim. Bir ülke büyüklüğünde. Bir ülke. Ciddi bir alan. Liechtenstein'dan büyük bir yer. Evet. Yani ciddi bir alan. Ve bu şirket nasıl söyleyeyim işi meyve suyu üretmek ve bizim ülkemizdeki pazar payı %50. Çok ciddi bir pazar payına sahip. Ve ihracatını da 85 ülkeye yapan bir şirket. Yani pazarla ilgili hiçbir sorunu yok. Ve nereden baksanız burada Coca-Cola gibi, Pepsi gibi birçok şirketler bu şirketin aslında müşterisi. Amerika'daki en büyük. Ve bu şirketin en büyük özelliklerinden bir tanesi de Amerika tarafından Amerika'daki yatırımları, Amerika'da depolama alanları oluşturduğunu biliyoruz. Ve burada özellikle de enerji maliyetlerinin daha düşük olması ve bu ülkedeki yapmış olduğu yatırımlar aslında ciddi bir değer anlamına gelecek. Ve bütün dünyada şu anda organik gıda üretiminde çok sınırlı bir şirket olmasına rağmen burada Türkiye özellikle de Güney Amerika tarafında ve Asya tarafında ciddi anlamda üretim tarafında sıkıntıların olduğu bir ortamda Türkiye burada çok ciddi bir yere sahip ve yavaş yavaş Asya pazarına da sıçramaya başlıyor bu şirket. Ve asıl iş yaptığı alan yerlerden yani ihracatının %50'si Amerika pazarı. O yüzden bu şirketin önümüzdeki süreçte yıllarda ciddi anlamda kar potansiyeli oluşturduğunu düşünüyorum. Özellikle de halka arz edilirken ki şirketin kendisinin vermiş olduğu projeksiyonlara baktığımızda hedeflerine bu yılki yani 2024 yılındaki hedeflerinin
neredeyse üçte birini ilk çeyrekte gerçekleşmiş durumda. Ve şirketin döviz pozisyonlarına baktığımızda 1,8, hatta yani bu ikinci çeyrekte 2 milyar liranın üzerinde bir döviz pozisyonu olma ihtimali çok yüksek diye düşünüyoruz. Nakit sıkıntısı yok. Nakit zengini bir şirket ve pazar sorunu yok. Öyle düşünün. Üretiyorsunuz ve pazarlama gibi bir sorununuz da yok. Yani mecbur. Yani herkes bu meyve suyu ile ilgili alacağım diyen herkes size gelmek mecburiyetinde. Öyle düşünün. Böyle güzel bir şirket. O Hadi yüzden bakalım. Gecenin ben sürprizi de bu böylece şirketin almış oldu. önümüzdeki süreçte şu anda 10 milyar 11 milyarlık bir piyasa değerine sahip. Bu 50 ve 100 milyon metre karelik alanlara sahip olmasıyla birlikte bu enflasyonist ortamını da değerlendirdiğimizde aslında bu şirketi sıfırdan kurmaya kalksanız en az 30 milyar gibi bir paraya ihtiyaç duyarsınız. Ve böyle bir araziyi de şimdi değerlemeye kattığınızda önümüzdeki süreçte ciddi bir piyasa değeri oluşuyor. Yani ben şöyle söyleyeyim, bu yılın yeni Yunsas'ı adayı diyebiliriz.